gözler önünde hukuku, insanlığı, insafı ve vicdanı her zamanki gibi ayaklar altına alan İsrail, yine Mescid-i Aksa'da, yine mübarek Ramazan ayında Hakk'ın huzuruna kalan, yüzünü Hakk'a dönen masum insanlara ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle saldırdı. Ey Müslüman kardeşim, artık isyan, bu vahşet, terör ve zulüm karşısında susma, uyuma, lütfen ayağa kalk. Kollarında çileler erken, umudu büyüten, gözleri ufukta bir mücahit bekleyen Kudüs semalarında. Ya Rab, Selahaddin nerede? Ya Rab, Selahaddin nerede? Bize Selahaddin'ini gönder sesleri yankılanıyor. Kudüs bizi çağırıyor. Sadece ya uyandırın Bedrin arslanlarını ya da çağırın Kafkas kartallarını. Söyleyin Selahaddin'i Eyyubi'ye. Kudüs zulüm altında mı diyeceğiz? Hayır. O makama bugün biz talip olacağız. Bu zamanın Selahaddin'i biz olacağız. Son teknoloji silahlara taşla karşılık veren Filistinli kardeşimizin eli, ayağı, gözü biz olacağız. Hiçbir fikri, imkanı küçük görmeden Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı savunacağız. Kudüs hepimizin önünde bir sınav kağıdı dostlar. Bu sınavı hakkıyla veremezsek mahşerde yüzümüz ak, nasıl divanda duracağız? Allah-u Teala zalimin zulmünden dönmesin, mazlumun sabır ve kararlılığını göstermesin, bizlerin de safını belletmesi için mühlet verir. Ancak ne zalimi cezalandırmayı ne de sabrın sonunda selamete eriştirmeyi ihbar eder. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutacak değildir der. Zafer inananlarındır dostlar. Zalimler zulümlerine, kafirler küfürlerine, hainler ihanetlerine inat edip devam etse de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu zulmü yaşatanlardan muhakkak hesabını soracaktır. Kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağı olan Rabbim bizlere rahmet, merhamet ve nusret eylesin. Zalimlere karşı bize yardım etsin. Şu mübarek gün ve geceler kurmak. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtarsın. Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı ve bu uğurda mücadele etmeyi bizlere nasip olsun.